Hepinize selamlar dostlar. Exterso Gaming oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Forza Horizon 5'te unutulmuş araç avına devam ediyoruz. Bugün Forza Horizon 5'teki unutulmuş araç avına giderken ilk önce şu Fiesta'yla, çılgın Fiesta'mızla gidip bize hediye gelen garajın bir tanesine hediye bir araç geldi. Gideceğiz, o hediye aracımızı alacağız. Hediye aracımızla beraber gidip yeni unutulmuş aracımızı yeni garaja gideceğiz ve o aracı alıp onu inceleyeceğiz. Hediye gelen aracın olduğu garajın yanına geldim arkadaşlar. Videoyu direkt buradan başlatıyorum. Fiesta ile geldim. Hemen size bu Fiesta'nın bir sesini dinleteyim. Oy. Beni benden alıyor. Bu Fiesta'nın da ayrıyeten bir videosu mutlaka gelecek arkadaşlar. Çünkü ben Fiesta'yı çok seviyorum. Oy, canavar gibi. Şimdi arkadaşlar haritada hemen size göstereyim. Evet, bana hediye geldi. Yeni bir hediyeniz var diyor. Şurada gördüğünüz gibi. Kimden? Horizon Superstar'dan. Bu kişiden daha önce bir hediye daha almıştım ben. Ta oyunun ilk başında yaklaşık 25 gün önce falan ilk hediyeyi bu kişiden almıştım. Yine ikinci hediyeyi demeyeyim de daha aralı hediye aldığım kişiler oldu. Bu kişiden ikinci hediyeyi alıyoruz. Şimdi gidelim. Bir öncekinde yanlış hatırlamıyorsam BMW M3 göndermişti. Şimdi ne gönderdi? Merakla bekliyorum. Gidip onu alacağız. Onu aldıktan sonra da gidip yeni unutulmuş aracımızı bulacağız. Yeni garajımıza gideceğiz. Yeni unutulmuş aracımızı bulup o aracın ne olduğunu hep beraber göreceğiz ve o aracı kullanacağız arkadaşlar. Şimdi gidelim hediye aracımızı alalım bakalım. Şuradan direkt yardıracağım ben. Oy, şunun sese bak ya. Evet. Bakalım. Wow, that's generous. Well, just the spirit of Horizon, isn't it? Shall we send a thank you? Evet, Horizon ruhu bu. Hediyemiz geldi. Ben de çok merak ediyorum. O 2003 Nissan Fairlady Z geldi. Şimdi 2003 Nissan Fairlady Z'mizi alalım ve onunla yeni unutulmuş araç avına çıkalım. Gidip o aracı bulalım. Tabi Fairlady Z'yi almadan önce bu Fiesta'nın bir egzozuna, şöyle bir etrafına bir tekrardan bir bakalım. Bu araç yapılı değil, olduğu gibi böyle. Yani bunun üzerindeki çıkartmalar, desenler vesaire hiçbirini ben uygulamadım. Bu araç geldiği gibi, aldığım gibi bu şekildeydi. Bu aracın da videosunu isterseniz, oy, egzoz patlatmaya bak ya, hayranım ben bu arabaya. Ayrıca isterseniz bu aracın da videosu tabii ki gelir. Şimdi hemen Fairlady Z'mizi alıp yeni aracımızı, yeni unutulmuş aracımızı almaya gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi unutulmuş aracı bulmak üzere yola çıkıyoruz. Tabii yola çıkmadan önce şu Nissan Fairlady Z'nin bir de içine bir bakalım. Oy, içeriden sesi muhteşem, muhteşem. Bittim resmen bu sese. Evet, şöyle hop, içinde şöyle bir ayrıntılı görelim. Ara gazı yemesi çok güzel ya. Hadi bakalım, yola düşelim. Hemen gidelim, unutulmuş aracımızı bulalım. Egzoz patlatması. Çok uzakta değil, yakın. Hemen Castillo Oteli'nin karşı tarafına düşüyor. Gördüğünüz gibi şöyle sağ çaprazda aslında. Araziden gidersek çok kolay bir yerde ama ben bu şekilde şöyle biraz da içinden gidelim. Canavar gibi ya. İçeriden ses daha bir değişik. Bu arada arkadaşlar güncelleme geldi. Bu güncelleme ile beraber birçok problem, evet, çözülmüş. Ama hala bu grafik anlamında, bu çamurlaşma anlamında herhangi hiçbir şey, yani gram düzelme, gram değişme yok. Online problemlerle ilgili ellerinden geleni yapmışlar. Bariz değişiklikler var. Gördüğünüz gibi mouse artık böyle ekranın herhangi bir yerinde kalmıyor. Şöyle göstereyim. Arabayı böyle çeviriyorum, bak çıkıyor, değil mi?
Hemen bırakıyorum, hop kenara gitti mouse. Artık mouse'umuz yok. Yani bundan kurtulduk ama hala o uzak mesafenin çamurlaşması, hem işlemciye ekran kartına yoğun bir şekilde yüklenmesi, gereğinden fazla yüklenmesi, hatta ekran kartını ve işlemciyi tamamını kullanmasa bile yine de o çamurlaşma, o takılma, o ufaktan drop girme olayı devam ediyor. Şimdi bu arada unutulmuş araç yerine geldik. Şöyle araziden gideceğim. Gör ya da hatta şu ön tarafından gidelim mi buraya? Şuradan bir yerden çıkış var mı? Ona bakayım önce. Varsa şuradan çıkalım, yoksa direkt araziden, evet ya araziden çıkalım. Şuradan yol yokmuş ama şuradan ön tarafından gidebiliriz. Evet arkadaşlar, bu garaja geldiğinizde şimdi hangi aracı bulacağız onu göreceğim. Hatta şöyle ön tarafına geçeyim, o araca bir bakacağız, onu inceleriz, sesini dinleriz. Belki biraz daha şöyle ufaktan gazlarız evimize kadar. Evet, garajımıza geldik arkadaşlar. Şimdi bu garaja geldiğimizde hangi arabayı buluyoruz onu bir görelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu unutulmuş araç garajına gelirseniz bu çılgın arabayı bulabileceksiniz. Arabanın rengi çok çok hoşuma gitti. Yani ben zaten turuncuyu seviyorum. Şuna bir bak, şuna bir bak. Şöyle bir ufaktan gaz vereyim. Oy. Arabanın yaylanma amortisörlere bakın. Sağ sol yapışa bak. Nasıl sallanıyor gazı verdikçe. Şöyle bir de içine geçeyim. Uy. Göstergelere bak. Müthiş müthiş. Aynası. Sağda bunun da dikiz aynası yok. Ortada ve solda sadece. Geri dikiz var. Bir de sol dikiz var. Göstergeler çok güzel. Oo, kadran yok. Bunda kadran yok iç göstergede. Yani ne, arabanın devrini sesinden anlayacağız. Araba içinden de resmen sallanıyor böyle, sağa sol yapıyor gaz verdikçe. Madem bulduk arabayı, şöyle ufaktan bir gazlayalım. Hem sesine bakmış oluruz, hem gidişine bir bakarız. Bu arada ay. Çok güzel. Çok hoşuma gitti ya. Araba ediyor böyle resmen. Bak bak bak, yaylanmaya bak. Hadi bakalım. Kaç vites acaba? Tahminime göre 4 vitestir. Çünkü eski arabaların birçoğu 4 vites oluyor. Evet, 80 ile bu virajı almakta bayağı zorlanıyor araba. Tekerleri yaka yaka. 3. vitesi attık. 110 dedi. Bakalım 4. vitesi atacak, bir düzlük bulalım. Aşağıdan tren geçiyor bu arada. Şunun güzelliğine bak ya. Çok hoşuma gitti bu araba. Abi önümüze de bakmamız gerekiyor. Çok hoşuma gitti araba. Şöyle birazcık içeriden de süreyim. Oy. Vitesi de böyle tak tak. Çok güzel. Aman çocuklar, yapmayanlarız. Teker acayip yanıyor. Cikiliyor, şu cikillemeye bak. Ford Mustang. Ben Mustang diyorum bunlara. Mustang ya, Mustang. Zamanının tanklarından. Zamanının en çılgın arabalarından ya. Böyle bir arabaya sahip olmayı gerçekten isterdim. Böyle klasik garaj arabası olacak. Atacaksın garaja. Arada bir böyle göstermelik çıkarırsın. Bakımını yapar. Ufak turlar geri koyarsın. Çok tatlı bir araba.
Sesi de çok güzel. İçeriden zaten bu Forza Horizon 5'te ses olayını tamamen bence bitirdiler ya. Çözdüler. Arabanın artık sesleri gerçeğine o kadar yakın ki hiçbir fark hissedilmiyor. Bunu gerçekten güzel yapmışlar. Şöyle tekrar dışına çıkayım. Evet arkadaşlar, unutulmuş aracımızı bulduk. Unutulmuş aracımız gördüğünüz gibi Ford Mustang. Bu araba rengi de muhteşem. Çılgın bir çılgın bir rengi var. Şöyle yanlardan Allah. Aman aman aman. Tabii güncelleme ile beraber birçok şey düzeltilse de şu anda da ağaçlarda belki vardır, yine olacaktır. Ayarları ne kadar düşürürseniz düşürün veya ne kadar yükseltirseniz yükseltin, hala o çamurlaşma olayı devam etmekte. Özellikle bu ağaçlık bölgede bilerek buraya geldim ki o çamurlanmayı hep beraber görmüş olalım. Tabii ben sistemim yüksek olmasına rağmen bu çamurlaşmayla karşı karşıyayım. Sistemi düşük olan arkadaşlar bununla daha çok maruz kalmakta. Ve gördüğünüz gibi artık Forza Horizon 5'in unutulmuş araç serisine devam ediyoruz. Bu Ford Mustang'in de yerini, unutulmuş araç garajı yerini gösterdim. Bir sonraki Forza Horizon 5 videosunda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Videoları lütfen beğenelim.